Ersoy dede, darbelerin sebebi muhalefet partileridir. Bir ülke 14 yılda darbe yapabilecek bir ülke haline geldiyse, 14 yıldır bu ülkeyi yönetenler mağdur değil ancak ve ancak sorumlu olurlar. Söz, CHP'nin başında oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Ne garip değil mi? CHP başkanı çıksın ve bunları söylesin. Net bir anlatımla ifade edeceğim, lafı dolaştırmadan. Bu vakte kadar yapılmış bütün darbeler bila istisna CHP tarafından ya doğrudan desteklendi ya da alkışlandı açık söylüyorum. 12 Mart'ı yapanların da 9 Mart çuntası olduğunu zannettikleri için evvela alkışladı bu CHP'liler. O yüzden istisnası yok. Yapılmış bütün darbelerin altında imzası bulunan bir CHP nasıl olur da bu işten bu kadar sıyrılır aklım almıyor. Aşk ile bir daha CHP her türlü darbeyi ya desteklemiştir ya da alkışlamıştır. Nokta. İstanbul Bağdat Caddesi İzmir kordon tayfası CHP'lileri 15 Temmuz'da rakılarını darbecilerin şerefine kaldırmadı mı? Bırakın Allah aşkına darbeyi önlemek için sela okuyan müezzini döverek selaları susturmaya kalkan o alçak gürü AK Parti seçmeni miydi? Bay Kılıçdaroğlu bir acı gerçekle yüzleştirmek isterim sizi. Bir ülke darbe yapılacak ülke haline geliyorsa bunun sebebi iktidarlar değildir. İktidar partileri ülkeleri çok kötü yönetebilirler. Bu darbe yapmanın gerekçesi değildir. Darbe iktidarın yanlış uygulamalarından değil, muhalefetten ümidin kesilmesinden kaynaklanır. Eğer kötü yönetilen bir ülkede iktidar demokratik yolla değişemiyor ve antidemokratik yollara başvuruluyorsa muhalefet kendini sorgulamalıdır. Hazır 14 yıldır bu ülkeyi yönetenler ülkenin canına okumuşken neden iktidar olamıyor CHP? Ersoy Dede Star.